WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. İşte o sorulardan birisi daha görelim. Aleyküm hocam. Aleyküm ben selam. Kendimi göstermek istemedim. Kedimi çok seviyorum. Onu çektim bu yüzden. Benim bir sorum olacaktı. Benim eşim tamamen böyle dini şey vecibelerini tamamen bıraktı. Artık cumaya bile gitmiyor. Bazen şey yapıyorum, yani eleştiriyorum. Ben diyor dindar değilim ki diyor. Ben Müslüman değilim ki diyor. Müslüman değilim diyor. Acaba nikahımız düşmüş müdür onunla? Ben dindar değilim diyor. Ben Müslüman değilim diyor. Yani bunu aklı başında dediğini sanmıyorum Muhsin Bey. Bunu laf olsun diye söylüyor. Ben Müslüman değilim dese bir kişi iman da gider, o güne kadar yaptığı ameller de gider, nikah da gider. Hepsi gider. Ama ben sanıyorum ki yani İmam-ı Azam Hazretleri şöyle diyor Muhsin Bey, bir adamın kafirliğine dair 99 delil varsa onu görmeyin, imanına dair bir delil varsa onu görün ve ona mümin deyin. Yani bir adama hemen din dışı demek doğru değil. Yani tekfir etmek doğru değil. Kafirdir bu demek doğru değil. Evet efendim. Ama şayet söyledikleri gibi ise o zaman nikahı da soruyor çünkü hanımefendi. O zaman nikah da gider. Nikah da yok. İman da gider. İman da gider. Sıfırlanır yani o işler hep. Allah korusun ya. Ya çok tehlikeli bir şey tabii. Evet. O halde ne yapmalı? Bakın bir de beyefendi ne yapıyor? Cuma namazına da gitmiyor. Efendimiz ne buyuruyor? Önemsemeyerek 3 cuma namazını terk eden kişinin kalbi mühürlenir. Kalbi taşlaşır, katılaşır. Dinden çıkar mı diye bir mesele var. Hı hı. O inkar ederse dinden çıkar. İnkar etmeden. Ya cuma namazı ne demekmiş ya? Ne önemi var? Maazallah böyle değilse o zaman din dairesinin dışında olur. Yoksa önemsemiyor, nefse uyuyor, tembellik yapıyor. Bugün giderim, yarın giderim derken cuma namazına gitmiyor, önemsemiyor. Halbuki Allah'ın daveti, Allah'ın emri. Yani şimdi otomobilimize akaryakıt koymasak otomobil gider mi? Gitmez. Ben demek ki kalbimi iman nuruyla doldurmamışsam, ibadetle beslememişsem işte benim durumumda öyle olur maazallah yani. O yüzden neye ihtiyaç vardır? Yani bir hastalığımız olsa derhal tedavi yolunu ararız. Bu beyefendinin durumu da nedir? Bakın Allah devletimize zeval vermesin Muhsin Bey. İlçelerimizde, illerimizde müftülük teşkilatımız var. Yani yüksek tahsil yapmış insanlar var burada. Ve onların bir hayli de yardımcıları vardır. Evet. Ama ilimizde, ama ilçelerimizde böyle. Yani hiçbir İslam ülkesinde böyle değildir. Bunu fırsat bilmeli, oraya gitmeli, müftümüzün bir çayını içmeli ve bu durumu da söylemeli. Yani nasıl trafik kazası geçiren adamı derhal hastaneye kaldırıyoruz, böyle diyen adam işte trafik kazası geçirenden beter, komaya girmiş, komaya bu. Bu adamı derhal yüreğim yanmalı benim ya. Derhal hastaneye kaldırdığım gibi derhal müftülüğe götürmeliyim ya. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.